Evet, bugün yine hiç üzerime vazife olmayan bir konuyla karşınızdayım. Narkisos'tan bahsedeceğim, narsizmden bahsedeceğim daha doğrusu. Anlatacaklarım öyle kitaplardan alınma bilgiler değil ama muhtemelen kitaplarda da yazıyordur herhalde. Şimdi Narkisos'u biliyorsunuz, bu efsanede kendine aşık birisi. Kimdir bu kişilik derseniz, aslında benim fikrimce Daigneon'un önde gidenidir Narkisos dediğimiz arkadaş. Nasıl o duruma düşmüş? Canını yaktığı kızlardan bir tanesi tanrılara yakarırken Nemesis bunu duyuyor ve başkalarını sevmeye sadece kendini sevsin diyor. Bu da kendine aşık. Yine böyle her gün gölün kıyısına gidiyor. Kendi güzelliğini gölün yansımasında seyredip duruyor. Ve orada düşüyor, ölüyor. Ondan sonra da orada bir çiçek büyüyor. O çiçeğe de Nergis diyoruz. Fakat Oscar Wilde bu hikayeyi daha enteresan bir şekilde devam ettirir. Şöyle anlatıyor Oscar Wilde. Yine bir gün Narkissos gölün kenarında kendi güzelliğini seyrederken düşüp göle ölüyor. Ve bunun sonucunda tabii bütün orman perileri çok üzülüyorlar. Şimdi hepsi Narkissos'u çok sevdikleri için ağlamaya başlıyorlar. Göl de ağlamaya başlıyor işin garibi. Orman perileri diyor ki göle, onu alan sensin. Sen neye üzülüyorsun artık seninle birlikteyken? Yani senin derdin nedir diye soruyorlar. Gölün verdiği cevap enteresan. Narkissos her gün benim yansımamda kendi güzelliğini izlerken ben de onun gözlerinin yansımasında kendi güzelliğimi izlerdim. Artık o gözlerden mahrum kaldım diye üzülüyorum şeklinde bir cevap veriyor. Bir yorum ekleştireyim ben buraya. Daha doğrusu Freud'un bir yorumu var. Ölüm üzerine Freud diyor ki, aslında diyor, ölenin ardından üzülmek kişinin kendi kendisi için üzülmesi anlamına gelir. Çünkü hayatta kalan ben artık onsuz ne yaparım diye düşündüğü için üzülmektedir. Yani kendisi için üzülmektedir. Ölen ölmüştür artık, onun için yapacak bir şey yoktur. Yani onun acıları da sona ermiştir. Ama kişi kendini düşünür orada. Onu çok seviyordur tabii ki. Ama tabii birisi öldüğü zaman bu bilgiyi bilmek sizin üzülmenize engel olmuyor. Neyse, bu Freud'un görüşü tabii ki. Bu şeyden çıkartılacak, Oscar Wilde'ın anlattığı hikayeden çıkartılacak kıssadan hisse nedir derseniz, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Yani birilerini bir şeyle suçlarken, bu adam narsist, bu kadın narsist derken şuna dikkat etmek lazım. Yani birini böyle işaret ettiğinizde bu diğer üç parmak size bakar aslında. Herkes de biraz narsizm olabilir. Dolayısıyla birilerini herhangi bir şeylerle suçlarken önce kendimizi eleştirmemiz gerekir. Yani en güçlü eleştiriyi kendinize yapın ki bir başkasına yaptığınız eleştiriler daha bir yerli yerine oturmaya başlayacaktır ondan sonra. Narsistlerin büyük bir çoğunluğu erkek. Yani %80 kadarı erkek. Ve hakikaten de iğrenç insanlardır. Yani ama bunların birçoğu da anlaşılmaz. Yani bunların gizli olanları da var. Ben eskiden şuna hep şaşırırdım. Kadınlar böyle yanlarında ne kadar saçma sapan erkeklerle dolaşıyorlar, bunun nesini seviyorlar, yakışıklı da değil, hatta zengin de değil diye düşünüyordum. Tabii hep zenginlerin yanında güzel kızlar olur, ayrı bir mevzu, ama şu var, kadınlar hep böyle çok lüzumsuz tiplere aşık olurlar. Bunun neden olduğunu çok sonraları anladım. Yani narsizmin ne olduğunu öğrendikten sonra anladım. Aslında kadınlar narsistleri seviyorlarmış. Neden narsistleri severler biliyor musunuz? Çünkü narsistler hakikaten de manipülasyon yetenekleri baya üst seviyedir bunların. Ve kadınlar da, özellikle de gençler, bunun ne olduğunu tam çözemezler. Yani olayı çözemezler. Bir de tabii bir kızın ailesine bağlı, özellikle de babasına bağlıdır. Mesela bir baba düşünün, kızına hiçbir şey vermiyor. Her şeyi esirgemiş. Evden dışarı çıkmasını bile sağlamıyor. Para vermiyor. Fakir bırakıyor. Sürekli aşağılıyor. İlgi göstermiyor. Bunun sonucunda bu kız büyüdüğünde
Eğer karşısına hasbelkader bir narsist çıkarsa ki çıkar. Çünkü kadın onu seçer, kaşınır yani. Ne yapar mesela? İlk etapta o kadar güzel şeyler yapar ki bunu ayaklarını yerden keser. Şeyini kahiranlığını kazanabilmek için. Kadın da buna aşık olur. Daha doğrusu olduğunu zanneder. Çünkü aşk dediğiniz şey aslında bana göre hormonlarla ilgili bir şeydir. Ama bir kere başını belaya soktuktan sonra kolay kolay da kopamaz. Bir bağımlılık oluşur. O işte o bağımlılık aslında aşk değildir. Şimdi nasıl anlarsınız aslında bunu söyleyeyim ben size bir küçük birkaç örnek vereyim. Mesela bir adam size böyle hediyeler alıyorsa birdenbire çok fazla hediyeler alıyorsa basit işlerinizi görüyorsa aslında yaptıkları çok büyük şeyler de değildir. Çok büyük hediyeler de değildir. Mesela bir kadını restorana götürür. Restoranda giderken mesela arabada kadının kapısını açar, sonra kapatır. Şimdi kadın bir babasına bakar, bir adama bakar. Aa, ne biçim böyle erkekler de varmış falan diye düşünür. Sonra gider. Restoranın kapısında arabayı teslim ederken valeyi aşağılar. Ondan sonra garsona fırça atar. İşte orada anlamanız gereken bir şey var. Eğer bir insan sadece size iyi davranıyorsa mutlaka bir menfaati var demektir. Çünkü tavırları tutarsızdır. Eğer bir insan iyiyse herkese karşı iyidir. Sadece sana iyiyse senden bir çıkarı vardır ve en nihayetinde o garsonu aşağıladığı şekilde zamanı geldiğinde seni de aşağılayacak anlamına gelir. Ama kadınlar bunları pek görmezden gelirler. Yani göremezler, bir türlü anlayamazlar. Kişinin tavırlarında bir kere tutarlılık olmalı. Yani seven insan. Herkesi sever demiyorum ama yani bir saygı vardır. Onu o hareketleri tutarlı olarak devam ettirmesi lazım. O yüzden işte bu gibi manipülasyonlara giren erkekler kadınları çok daha kolay tavlamaya başlıyorlar. Dürüst olanlarsa evde kalıyor. Hani iyi çocuklar hep evde kalır. Bir bakıyorsun dangalak diyor. Hep böyle bir şeylerle buna bir sürü kız aşık oluyor. O işte onun narsizminden kaynaklanıyor. Ama kadın da bir yerde bunu hak ediyor diyebilirim. Çünkü bizzat ben biliyorum birçok kadın bana söylemiştir. Yani yalan da olsa bana güzel şeyler söyle diyen kadınlar var. Kadınlar hep bunu ister. Yani hayal de olsa yalan da olsa bana güzel şeyler söyle. Çünkü gerçekler can sıkıcıdır. Dürüst bir insan can sıkıcıdır, renksizdir. Ama böyle ayağını yerden kesecek davranışlar, aksiyonlar, atraksiyonlarda bulunan adamlar daha çekici hale gelir. Ondan sonra tabii olay değişir çünkü o sürekli devam etmez. Çünkü bir samimiyetsiz bir ilişki vardır. Sen şimdi erkeği yalan söylemeye alıştırıyorsun en başında. Tamam seni mutlu etmek için yalan söylüyor ama bir kere bu başladıktan sonra her konuda yalan söyleyebilir. Zaten en başından seni manipüle ediyor. İki taraf da aslında samimiyetsizdir. Yani birbirlerini kaybetmemek için kendi kişiliklerinin dışına çıkarlar. Rol yapmaya başlarlar. Bunun sonucunda bu rolü tabii sürekli sürdüremez hiç kimse. Ne kadar rol yaparsa yapsın en nihayetinde kendi kişiliğine dönmek zorundadır. Ondan sonra ne yapar? Kadına şiddet uygulamaya da başlayabilir. Ki en kötüsü de psikolojik şiddettir aslında. Bunun farkına bile varmaz insanlar. Ve bu gibi şeylere maruz kalırlar. Narsistleri tanımanın birkaç yolu var aslında. Ben şimdi bunları birçok yerde duyarsınız, okursunuz. Böyle tek tek klişe şeyler işte anlatmayacağım ben size. Bir dizi önereyim. Orada narsizmin ne olduğunu rahatlıkla görürsünüz. House of Cards diye bir dizi var. Gördüğüm en kaliteli dizilerden bir tanesi. Kevin Spacey'nin başrolünü oynadığı Frank Underwood diye bir karakter var orada işte. Ya bir baktığınız zaman narsistin ne olduğunu direkt orada görürsünüz. Ben bir sezonunu izleyebildim. Diğer sezonlarına neden geçemedim biliyor musunuz? O kadar gerçekçi, kişilik o kadar aşağılık bir insan ki tahammül edemedim arkadaş. Yani tahammül edemememin sebeplerinden bir tanesi bunların gerçek olması. Bizi yönetenler bunlar. Yani dünyayı yönetenler böyle insanlar. Çünkü herkes bu manipülasyonlara son derece açık. Bana güzel şeyler anlat. Sen ne yaparsan yap ama bana güzel şeyler anlat diyor. İnsanlar o zaman ne oluyor? İşte benim gibi tiplerin tahammülü kalmıyor böyle tiplere.
Yani bu Frank Underwood denen arkadaşın ne olduğunu, yani narsistin ne olduğunu görmek istiyorsanız o diziye bakabilirsiniz. Orada birçok şeyi rahatlı hem de iyi de vakit geçirirsiniz zaten. Ama tabii herkes benim gibi değil. Yani sinir olmak zorunda değilsiniz. Normal bir film olarak algılayın bunu. Bir de bir film var. Bayağı eski bir film. Clockwork Orange. Muhtemelen birçoğunuz izlemiştir ama izlemeyenlere tavsiye ederim. Oradaki Alex karakteri tam bir narsist. Yani narsist insanın ne olduğunu ilk etapta size böyle güzel gelecektir tabii ki. Çünkü şeytanın size kendisini yani uydurması için böyle çirkin hani görüyorsunuz filmlerde falan Darth Vader gibi bir karakter, iğrenç bir karakterin kim niye takip etsin? İşte şeytan öyle gelmez. Şeytan size her zaman çok güzel bir şekilde gelir ve sizi o şekilde kandırır ancak. Burada algılarınızın açık olması gerekiyor. Yani kişileri anlayabilmek için ve önce en başından dürüst olmanız gerekiyor. Yapacağınız kavgayı baştan yapın ki birini kaybetmemek için oradan yani kişiliğinden ödün vererek, taviz vererek ilişki yürümez zaten. Narsist insana da bu şekilde en başından kavganızı yaparsanız en sağlıklısı olur. Yani zaten sağlıksız olacaksa hiç olmasın diyorum ben. Kısacası bunun hakkında da aslında çok fazla konuşabilirim ama gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu bahsettiğim iki diziyi, bir tanesi dizi, bir tanesi film. İzleyin, narsistin ne olduğunu anlayacaksınız. Ve karşınıza çıkan ilk etapta size böyle inanılmaz iyiliklerde, davranışlarda bulunan insanlara dikkat edin. Bunların çoğunluğu erkektir. Aklıma gelenleri bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Sanırım yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.